Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte GTA Vice City'mize kanalımızdan devam ediyoruz. Şuradan çıkalım. Yani hiç telefon yemek gibi bir niyetim yok arkadaşlar. Çünkü içeride sıkıntılı bir müzik çalıyor. Anladığım kadarıyla yani öyle bir şey olabilir. Yani ooo Phonics bulduk. Ha, burada bizim zaten benim Deluxe'um nereye attım lan ben? Deluxe'um herhalde kayboldu mu? Ne oldu bilmiyorum. Ben bu Phonics'i alayım. Arkadaşlar bugün sizler birlikte GTA Vice City'mize kanalımızdan devam edeceğiz. En son hatırlarsanız çok güzel bir bölümde galeri bölümünün yani galeri mekanının arkadaşlar ilk listesini başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Ve bununla beraber bize Deluxe adında güzel bir araba vermişlerdi. Oyun yani. Güzel olmuştu. Bu videoda sizlerle birlikte hemen Karşıada'ya gideceğiz. Ve Karşıada'da bizim mekanların daha doğrusu taksi durağının ve film stüdyosunun biriken paralarını alacağız arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten değerli paralar. Yani hani öyle önemsiz paralar değil. Yani hikayeyi bitirmek için çok önemli. Onun dışında hikayeyi bitirdikten sonra zaten paraya öyle ihtiyacınız olmuyor yani. Hikayeyi bitirdikten sonra paraya hiç ihtiyacınız olmuyor. Gerçi mekan falan satın alıyorsunuz. Yani ev satın alıyorsunuz. Yine oluyor ama gerekli değil yani. Gereklilik olarak bir şey yanıyor. Bugün sizler de yine sistemimize kaldı. Tamam, devam ediyoruz Phonics'imizle. Ben şuradan hemen hatta şöyle bir şey yapalım. Ne diyorsun lan, boş boş konuşma. Sürüşümle hakaret geçmeyin yani, sürüşümle dalga geçmeyin. Ayıp yani, olmaz böyle şey. Bugün hangi videoya gelecek yine söyleyeyim. Bundan sonra arkadaşlar bir tane aklımda oyun var. Ya onun inceleme videosu gelecek. Ya da hani Minecraft'ta Entity 303 modu çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, öyle bir aklımda plan var. Onu çekebilirim. Buradaki para, yine de paramızı alalım arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle bir şey yapacağız. Gideceğiz. Taksi durağını ve film stüdyosunun paralarını aldıktan sonra hemen gideceğiz ve şey yapacağız. Adını siz getirin. Evet, kaç dolar birikmiş? 200 bir şey birikmiş herhalde. Ya da 300 mü? Tam göremedim. Malibu Club'ı satın alacağız arkadaşlar. Malibu Club. Aynen öyle. Malibu Club'ı satın almamızın ardından Malibu Club'ın görevlerini yaptıktan sonra, çünkü Malibu Club da önemli arkadaşlar. Onun görevlerini yapmamız gerekiyor hikaye amaçlı. Zaten şöyle bir olay, geçen videoda hatırlarsanız araba galerisinden sonra bir tane işte o çıktığımız mekanın görevini yapmıştık ama görev demeye 1000 şahit ister arkadaşlar. Ben videoyu kesmiştim. Orada sapıkça bir şey olmuştu yani, 300 dolar yatırmam gerekmişti oradaki sapıkça şeye. Ya zaten biliyorsunuz yüksek ihtimalle. Ben yine de söylemeyeyim yani. Orada burada dondurma mekanı. Şimdi diyeceksiniz ki bu dondurma mekanını satın aldım. İyi, hoş, ne yapacağım bu dondurma mekanı? Bu dondurma mekanı arkadaşlar hikaye için önemli değil. Yani hikaye, bunu bitirmesek de hikaye için devam, yani nasıl söyleyeyim? Ya onun görevlerini yapmak hikaye bir şey yapmıyor. Hani hikaye için gerekli değil, yani öyle söyleyeyim. Ama onu da yapmamız lazım yani, onu da yapacağız akşam. 100 tane dondurma satmamız gerekiyor. Tek seferde miydi? Sanırım tek seferde yani, bilmiyorum, taksit de olabilir, hatırlamıyorum, inşallah taksit de kabul görülüyordur. Zaten arkadaşlar şu görevler bitsin, GTA Vice'in şu hikayesi bitsin. Ondan sonra taksi diyorum. İşte telefon kulübesi görevlerini yapacağız arkadaşlar. Burada M4'ü de almak istedim. Taksi. Oğlum taksi ne alakalı, salak salak konuşuyorum, dur. Telefon görevlerini yapacağız, onun dışında polis görevleri, itfaiye görevleri ve ambulans görevleri vesaire yapacağız. Evet, ilk arkadaş. Ay oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Oğlum siz var ya, öldürürüm bak, öldürürüm sizi, öldürürüm bak. Bak polise uğraşmak istemesen siz bu an şu an bittiydiniz. En son bölümümüzde arkadaşlar mitralözü kullanmıştık, hatırlarsınız, mitralöz de elimizden uçup gitmişti. Mitralöz gitmişti abi. Şimdi gideceğiz, bakalım neler olacak, güzel bir video olması dileğiyle. Videoyu kesmiyorum ya, şurada zaten gidelim abi, birazcık da araba sürmüş olalım. Güzel bir şekilde arabamızı süreceğiz arkadaşlar. Evet. Şuradan da zırhımızı alalım abi. Zırhımız önemlidir. Zırh. Bu oyunda arkadaşlar en önemli şey gibi bir şey yani. Gerçekten zaten bu oyundaki canımız çok hızlı bir şekilde tükenebiliyor yani. Öyle bir olayı var maalesef. Evet. Phonics'imize basalım bakalım. Phonics'in sesi de var ya. Öyle güzel, öyle rahatlatıcı bir ses ki yani, efsane. Silah almaya gerek var mı? Ammunition'a bence girmeye gerek yok yani. Şu anlık biz sağdan böyle yardıracağız ve film stüdyosunun parasını, biriktirdiği parayı da alıp hemen karşı tarafa geçip. Oo Phonics, ne yapıyorsun sen? Bu arada arkadaşlar buranın da şöyle bir gizemi var galiba. Ben bir videoda görmüştüm.
Bura arkadaşlar aslında bir galeri mi? Bir, yine araba bizim araba galerisi gibi ama daha basit dükkan tarzında olacakmış ama arkadaşlar sonradan burayı kaldırmışlar. Buranın da böyle bir gizemi var. Bilmiyorum neden kaldırmışlar yani aslında koysalarmış olurmuş yani dükkan boş duracağını değil mi? Yani benim düşüncem o açıkçası. Evet sağda bu arada o lanet olası Dodo uçağını gördüğünüz yüksek ihtimal. O Dodo uçağını var ya bir daha sürmeyeceğim. Sadece ilk ve son olarak arkadaşlar ilk ve son olarak görevde sürdüm. Bir daha süreceğim hiç zannetmiyorum yani. Ve evet geldik. Bu o 7000 dolar. Kârdayız. Evet kârdayız. Bayağı bu görevlileri zorlandık ama buradan bizi kâra geçiriyorlar arkadaşlar. Gayet iyiyiz. Tamam şimdi. Hemen arkadaşlar Phoenix'imizi de basalım ve Malibu Club'a gidiyoruz ve arkadaşlar artık banka soyma adım atıyoruz. Yani GTA'nın zaten ana olayı bankadır arkadaşlar. Banka soymadır. GTA'nın ana mevzusuna artık girişimizi yapacağız. Şimdi şuradan ay bir şey olur mu? Arabaya bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Kurtardık. Şöyle ben aslında araba mı değiştirsem ya? Şöyle mesela birazcık banşe süreceğim. Banşe sürmek istiyorum. Mavi bir banşe sürelim. Beyaz aslında çok güzel. Ama ben mavi süreceğim. Hemen basalım gaza. Bu arada kaç dakika oldu? 6 dakikadır biz bu arada evet geziyoruz. O da güzel oldu ya. Gezdik yani. Bu video diğer videolara göre birazcık daha farklı oldu. En azından başlangıcı biraz daha farklı oldu. Evet. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ya. Zaten yüksek ihtimal biliyorsunuzdur. Banshee Phoenix'e göre çok çok hızlı bir araba. Yani gerçekten Phoenix ağır ve ya, o kadar hızlı bir araba değilken evet bu da benim gerizekalımdan. Evet. O arabayı o kadar da kötü bir durumda değil lan. O arabayı yine kurtardık bir şekilde. Daha kötü olabilirdi yani gayet iyi. Çünkü GTA Vice'e bir yere çarptığınızda direkt yamuluyor abi. Ve arkadaşlar inşallah yanlış hatırlamıyorum da 120 bin dolardır. Ve... Aaa! Arkadaşlar bu... Aaa! Mobilde 60 bin dolarmış arkadaşlar. Çünkü size yemin ederim... GTA Vice'nin bilgisayar versiyonu burada 120 bin dolardı. Yemin ederim öyleydi. Neyse benim işime gelir abi. Aldım gitti arkadaşlar Malibu Club'ı. Yes be! Malibu Club satın alındı. Evet. Arkadaşlar o ya GTA Vice'nin bitmesine çok az kaldı. Yani GTA Vice'nin bitmesine son 4-5 bölüm olabilir yani. 4-5 bölüm sonra en fazla biter. 5 bölüm. 5 bölüm belki sürmeyebilir ama sürebilir bilmiyorum. Hikayesini bayağı az kaldı. Bu arada şuradaki kadın da arkadaşlar şu gördüğünüz kadın da oyunun kapak fotoğrafındaki kadın. Bunu da söyleyeyim dedim ve abi girdik. No escape. Kaçış yok diyor herhalde. Kaçış yok. Evet. Ama soru işareti koymuş. No escape kaçış yok mu gerçekten? Hey Tommy bak diyor buraya güzel bir plan yap. Mekan hazırladım falan diyor herhalde. Barın üstünde böyle bir yer hazırlamışsın. Ne olmuş falan diyor. Küçümse herhalde. Tommy evet plan falan yapmış herhalde salak. Okul tahtasına mı bir şey yazdın diyor. Güvenli diyor. Bir şeyler söylüyor. Kafası yine bunun yerinde değil arkadaşlar. Delinin teki zaten. Aa nah falan diyor. Nerede diyor? He. Polis karakolunda diyor. Bir tane elemanımız var diyor ama polis karakolunda diyor. Ve arkadaşlar Tommy Vercetti de her zamanki gibi ne yapıyor? Ben hallederim. Anasını satayım. Tommy Vercetti'nin söylediği laf bu anasını satayım. Ben hallederim. Bitti. Ve arkadaşlar ilk görevimiz olan Peel ne o? Peel değil de pardon. Bunun ismi neydi ya? Altta yazıyor mu? Bir dakika. Görevlerde yazıyor mu? Bir dakika. Stat değil. Burada bu arada istatistiklerimiz yazıyor. Bayağı iyi yani. Bu istatistikleri de bir ara kontrol ederiz. Brave de yazabilir. Burada yazar ya. Aslında oraya gidince orada da göreceğiz de ben şurada bir Cem Jones mu? Cem miydi? Cem'di galiba aynen. Cem adında bir arkadaşlar suçlu var. Bu adamı kurtarmamız gerekiyor. Ay çıtaya çarpma. Burada aslında bize bir tane araba veriyor ama ben şuraya bir park edeyim bakalım. Tamam şöyle. Çıtayı alabildik aslında ya. Çıta bizim işimizi gördü. Arkadaşlar polis karakoluna gireceğiz ve bakalım. İnşallah bir şey olmaz yani. Ha? Oğlum polisler bana şey yapmıyor ki. Ben şuradan arkadan bir şey yapayım. Aa polisler bizi normalde uyarıyordu burada. Şurada hemen kıyafetimizi değiştireceğiz yanlış hatırlamıyorsam ve evet kıyafetimizi şu anda değiştirmiş bulunmaktayız. Allah Allah. Yalnız bu görev biraz değiştirilmiş gibi. Bak burada polis bekliyor. Ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah. Arkadaşlar kart bulmamız gerekiyormuş. Evet hemen şu üstte kart vardı hatırlıyorum. Aynen. Ben hiç kimliğine bulaşmayayım.
Evet. Aa, burada bu arada gizli paket de var. Çok güzel ve... Arkadaşlar, evet, gereken kartı aldık. Şimdi hemen gideceğiz ve Vice City'nin polis karakolunda yatan elemanımızı kurtaracağız. Zaten 3 tane karakol var ama sadece bunun içine girebiliyoruz arkadaşlar. Hemen geldik. Burada mısın lan? Nerede lan bu? Nerede bu abi? Evet. Ve arkadaşlar Kim'i kurtardık. Şimdi bunu buradan kaçırmamız lazım. Cem Jones. Kim Jones. Evet benim kaçıyor. Seni buradan kaçırıyorum falan dedi. Ne söylersen söyle dedi. Çok da umurumda değil ama. Benim umurumda. Çünkü sen benim işime yarayacaksın lanet olası adam. Aa, lanet olsun, adamlar bizi gördü. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Ya bak, inşallah gerizekalılık yapmazsın. Kaç. Kaç kaç. İşte bu. Kaç abi, abi kaç. Abi polis yapıyor. Kaç kaç kaç. Ben banşana bineceğim. Hiç senin sentrene ihtiyacım yok benim. Lan oğlum hayır hayır hayır. Arkadaşlar bin 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 bin. Arkadaşlar kaçıyoruz. Maskata bakalım. Ay uzun bir süre sonra var ya. İstikrarlı bir görev. Zorlu bir görev. Ananı satayım. Aa, oyunun ananı. Aa, bas bas kaza bas kaza bas kaza. Arkadaşlar bu görev gerçekten zorlu olacak gibi geliyor. İnşallah bizi taklaya getirmezler. Ay barikat kurmuşlar. Allah belanızı versin. Bas abi, spreyci var arkamızda. Şey sağımızda. Konuşmayı unuttum. Abo FBI gelmiş. Özel araba gelmiş. Özel polis gelmiş. Bas kaza bas kaza bas kaza. Tamam. Şuradan şöyle bir sol dönelim dikkatli bir şekilde. Abi bak diken koyuyorlar. 3 yıldız olduk zaten ya. Oh tamam arkadaşlar. O kadar da zorlu olmadı. Tamam tamam. Bu saatten sonra zaten bizim işimiz kolaydır. Ha, tamam. Kemi geri evine götür falan diyor. Hemen ben buradan basıyorum gaza. Arkadaşlar bunları dalga mı geçsek acaba? Yok ya. Neyse. İnsan gibi adam evine götürelim. Boş ver. Abi yıldızlar da gitsin. Git abi yıldızlar. Git artık. Abi yıldızlar gitmek bilmiyor ha. Aa. Ha tamam. Arkadaşlar yıldızlar yanıp sönüyor. O yanıp sönüyor demesi ne demek oluyor? Şöyle. Yüksek ihtimal biliyorsunuzdur da ben yine söylemek istiyorum. Siz o sırada eğer bir suç işlerseniz o yıldız yine geri geliyor direkt yani. Direkt suç polise yine peşinize düşüyor. Aynı seviyede o ne, 3 yıldız mı 4 yıldız mı aynı şekilde. İyiydi dedi ve seni kurtardım falan dedi, işte sağ ol falan dedi. İşte koyduk işte adamı yemeğine arkadaşlar, çok da umurda değil ne dedi. Mission passed $1000. Arkadaşlar şimdi adamı yani bizim bu salak gerizekalının mekanına geri dönelim. Zaten gördüğünüz gibi üzerinde şurada mekanı beliriyor arkadaşlar, bakın. Tam şurada bir tane mekanı var. Bu arada ben bu oyunu APK indirdiğim için şu bir tane arkadaşım da görmüştüm ben. Onda da GTA Vice vardı. Haritayı açıp bir yere iki kere tıklayınca onu tıkladığı yere ışınlıyordu direkt mi? Ama öyle bir şey yok galiba. Ay arabanın ağzına. Oğlum bu arada bu videoda hiç kesme yapmadım değil mi ben? Evet. Kesme yapmaya gerek duymuyorum. Bilmiyorum arkadaşlar sizlerle beraber bu videoda kesmeden oynamak istedim ya. Bilmiyorum. 60 bin dolarmış yalnız ya. 120 bin dolar değilmiş ya. Biraz insaf yapmışlar. Hatta biraz değil bayağı insaf yapmışlar. İki katı düşürmüşler şeyi fiyatı. Basıyoruz abi. Basıyoruz gaza. Şuradan rampadan uçmayalım abi. Frene basalım. O gayet güzel. Polis karakolunu yine önde hiçbir şey, önünden hiçbir şey olmamış gibi geçiyoruz ya. O da efsane bir şey ya valla. Kaçırdık adamı abi. Valla bildiğiniz adamı kaçırdık. Zırh almayacağım ya. Zırha şu anlık gerek duymuyorum. Ve arkadaşlar hemen inelim abi arabamızdan. Hoş abi. Bu arada polis kıyafeti de üstümüze kaldı. O da bir... He, ikonik bir şey oldu. Polis kıyafeti var lan üzerimize. Onu değiştirsem, değiştireyim ben ya. Gerçi banka sorma geldiğinde otomatikten değiştirecekti zaten. Hop, Tommy. Oğlum sen ne ara geldin buraya? Ben seni evine bırakmadım mıydım? Wow diyor falan diyor. Stikten diyor. Sen bir dur diyor. Bu da boş boş konuşuyor ya. Sen git diyor. Bir şeyle iç falan diyor. Shut up. Kapa çeneni diyor. Ha tamam. Relax diyor. Kim diyor ne yapabileceğiz diyor. Bir tane ateşçiye yani o vurucu ateşçiye ihtiyacımız var diyor. Shooter işte. Bir ordudan bir eleman tanıyorum diyor. Silahlarla arası iyidir diyor. Uzak mesafeden diyor bir şey yani sine uzak mesafeden sinek bile avlayabilir dedi herhalde. Tam olarak onu denmenefse bile o tarz bir şey dedi. Şuradan abi ben yine bir araba çevireyim. Hatta motorla giderim anasını satayım. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar gitmemiz gereken eleman şöyle. Şu taraftan gidersek bizim için kârımıza geçer. Bir Peel diye bir eleman var. Bu Peel'in asker bu. Bunu etkilememiz gerekiyor. Ulan polis yavaş yavaş.
Evet, bakalım atış poligonu görev arkadaşlar. Şimdi gel bakalım ammunition önüne. Şimdi bu camlar niye böyle bulanık lan? Oğlum. Niye bu camlar böyle? Ay kadını öldürdük. Ulan parası düştü mü bakalım? Parasını alalım parası. Ama parası da düşmemiş. Ya sen ne yapıyorsun? Seni de öldürürüm. Seni de gebertirim bak. Seni de gebertirim. Öldürürüm seni. Seninle de para düşmedi ki. Polis peş. Ya boşu boşuna polisle uğraşacağız ya. Gereksiz yere. Şimdi arkadaşlar Rifle Range adında bir görevdeyiz. Rifle uzun nişancı mı demekti? Uzun nişancı, range menzilli nişancı mı? Öyle bir şey, menzilli vurucu, menzilli atıcı işte. Evet, şimdi böyle bir adam var. Değil sen misin? Neden, niye sordun ki? Senin böyle iyi bir silah tuttuğunu falan söylediler falan diyor. Ona geldim diyor. Yani uçan bir sineğe diyor 80 feet uzaklıktan vurabilir miyim diyor. Öyle bir şey dedi. Ben ordudandım diyor falan diyor. Uçan bir sineği vurmak popüler olmaması gerekiyor. Popüler değildir diyor. Komik mi diyor. Ha ha ha. Oğlum nasıl şeyler lan bunlar? Hadi atış yap. Ha, Tommy Vercetti yine dalgasını geçti tabii ki de her zamanki gibi. Arkadaşlar şimdi burada poligondan vurmamız gerekiyor belli şeyler. Evet, sağımızda pil var, solumuzda da adamın biri var. Evet. Ya bunlar şimdi 2 saat konuşacak öf ya. Abi bu çok zor ya, kontroller Allah sapıttı kontroller. Arkadaşlar bu kontroller sapıttı. Evet, şu an ateş ediyoruz poligonlara. Evet. Tamam. Arkadaşlar ilk bir kontrolleri ben diyordum ki oto zaten oto nişangah diye bir özellik var ya oyunda. Onunla beraber rahatça vururuz diyordum. Oto poligon özelliği burada, yani oto nişangah özelliği burada devre dışı bırakılıyor herhalde. Şu anda yaşadığım stresi size anlatamam, adama vurdum en sonda. Yaşadığım stresi size var ya anlatamam yani. Ya bari 20 tane vuracağım sadece. Kötü oldu valla. Çok stres be abi ya. Yani rahat ateş edemiyorum ki abi. Yani arkadaşlar ya bu arada var ya 3 tane round var. 3 tane round da 20 tane her birinden 20 tane vursak iyi yani. 20, 40, 60 ama ben bunu yapabilecek miyim bakalım. Valla görev yapamazsak arkadaşlar ben video dışında artık bu görev yaparım. Tekrar uğraşılmaz yani bu görev. Gideceğim tamam Ali, bu kulaba gideceğim. Videoda bunları yapmaya gerek yok. Ah 20 tane vursaydık ki orada be abi ya. Burada daha zor bir de. Tamam. Arkadaşlar bir de tabancanın total mermisi var yani. Total mermisinde. La oğlum. Abi has gerçekten kontrolü iğrenç ya. Ya Vice'i tamam severiz de yani. İşte bu kötü oluyor. Abi gözünü seveyim 39 tane deme bana ya. E şimdi ben bununla 21 tane vurmam gerekiyor. Gözünü yaneyim ya. Yapamayacağım kesin ya. Aman arkadaşlar ya. Üf olmayacak var ya. Ya abi ben bunu bilgisayarda çok rahat yapıyordum ama. Tüh ya mobilde abi benim var ya, ben mobilde böyle görevleri sevmiyorum bak böyle has yani kontrol isteyen görevler yani mekaniği iyi olmadığında bu oyunun. Mesela bu tarz görevlerde zorlanıyorum abi çünkü oyunun mekanikleri kötü yani. Nasıl vuracağım abi 21 taneyi ben, gözünü seveyim ya. Abi gözünü seveyim benim ben yani ben de insanım. Aa son anda vurdum. Abi başkasıyla uğraşırken başkası çıkmazsa sevinirim bu arada. Abi vuramadım, ateş tuşuna basamadım ya. Tamam. Aa girdi bize. Görev olmadı arkadaşlar, neyse. Ben bir dahaki videoya kadar bu görevi yapmış olurum, olmadı yani. Bize şimdi ara sahne çıkar şimdi yapamadım falan diye. %41 kötü. Evet. Pihil'in yanına git dedi ve konuş dedi, yani bize diyecek defol git diyecek ki yüksek ihtimal. Yardım edeceğim mi? Hayır tabii ki. Sen daha iyi ya, ateş etmeye falan öğren diyor. Dalga geçti bize şerefsiz köpek. Evet. Görev affedersiniz bok oldu. Mission failed, evet. Arkadaşlar bu görev harbiden salakça bir görevmiş. Ben ya 10 tane falan, hayır tabii ki de, ne diyeceğim. Ben bu görevi video dışında yapacağım arkadaşlar. Neyse o zaman yine biz o zaman burada mı bırakalım? Oğlum çık lan buradan, şeyden çık. Şuraya gitmek istiyorum.
Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitirelim. Artık onu ben video dışında yaparım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda Malibu Club'ı satın aldık. Malibu Club'ın ilk görevi olan Ken'i kurtarma görevi. John, Ken miydi? Ken John muydu? Ken John'du galiba. Ken John'u kurtardık hapishaneden gayet başarılı bir şekilde ve sonra Pete'in yanına geldik, bu adamın yanına. Bu adamın görevini yapamadık ama yani benim kontrolü alışık olmadığım bir şeyle geldi. Abi kontrolü kötü olunca benim suçum mu? Neyse arkadaşlar, o zaman ben onu artık bir daha bir şekilde yapacağım. Görüşmek üzere akşama, bay bay.